Hüdaparlılar AK Parti listelerinden meclise taşındı. AK Parti listelerine kondu Hüdaparlılar ve de AK Parti seçmenlerinin oylarıyla meclise taşındılar. AK Parti'nin genel başkanı kim? Tayyip Erdoğan. Şu anda seçimde 28 Mayıs'taki ikinci turda yarışacak iki adaydan biri Tayyip Erdoğan. Hüdapar yalnız yaşayan kadınların sahiplendirilmesinden söz ediyor. Siz neden bahsediyorsunuz beyler? Eşyadan mı bahsediyorsunuz? Hüdapar'ın önceliği olan, Hüdapar'dan evvel varlığını sürdüren Hizbullah örgütüne bir göz atalım. Hizbullah adlı örgüt 1990'lı yıllarda kadınlara karşı pek çok vahşi saldırıyı gerçekleştirdi. İşkenceler, cinayetler, özellikle de Konca Kureş cinayeti Hizbullah'ın şiddet eylemleri arasında en çok bilinenleriydi. Belli bir yaşın altındakilere bu isim bir şey ifade etmeyebilir. Özellikle genç kardeşlerime buradan çağrıda bulunuyorum. İnternette aratın, Konca Kureş ismini aratın ve Hizbullah'ın ne kadar vahşi bir örgüt olduğunu, geçmişte nasıl canavarca eylemlere imza attığını bu şekilde görebilirsiniz. Domuz bağları, mezar evler ve türlü terör eylemleriyle Hizbullah bir dönem toplumda dehşet duygusu uyandırmıştı. Şimdi şiddeti bir kenara bıraktılar, yasal parti kurdular. Şunu söyleyeyim, teröre başvurmaktansa legal parti kurup siyaset yapmalarını ben de tercih ederim. İyi yapıyorlar. Yeter ki domuz bağları, mezar evler, işkenceler ve satırlı saldırılarla insanlarımızı katletmesinler. Bunu yapmaktansa siyaset yapmaları, yasal parti kurmaları çok daha iyidir. Ben bunu destekliyorum. Benim bir vatandaş olarak Hüdapar kapatılsın gibi bir talebim yok. Ancak dönüp AK Parti'ye ve onun genel başkanına da şunu soruyorum. Bu adamları niye meclise taşıdınız? Amacınız ne? Bunu neden yaptınız? Neyin peşindesiniz? Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı marifetiyle meclise taşınan bir diğer parti. 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan kanuna muhalefet ediyor bu parti. Tabii ki şunu söylemiyorlar. Kadınlar şiddete uğrayabilir demiyorlar. Ama bunu başka türlü söylüyorlar. Önemli olan ailenin korunmasıdır ve ailenin korunması adı altında kadınların şiddete, istismara uğramasının üstü örtülebilir diyorlar. Mealen söyledikleri bu. Hüdapar gibi, Yeniden Refah gibi partilerin ki AK Parti içinde de aynı zihniyette olan, aynı kafa yapısına sahip olan kişiler olduğunu biliyoruz. Bu partilerin istisnasız tüm kadınlar için tehdit oluşturduğunu, kadınların sosyal yaşamdaki varlıkları için tehdit oluşturduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Özellikle de çalışan kadınlar ve genç kadınlar için bu partiler tehdit oluşturmaktadır. Hayat tarzı, siyasi görüşü, giyim kuşamı, kökeni, kimliği ne olursa olsun, ister ev hanımı olsun, ister çalışıyor olsun, hangi partiye oy verirse versin, bu bahsettiğim partiler bütün kadınlar için bir tehdit oluşturmaktadır. Kadınların şiddet ve istismardan korunması, onların kendi ayakları üzerinde durması gibi konularda bu partiler bir tehlike oluşturmaktadır. Bu partileri meclise taşıyan AK Parti'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı. Karşısında da Kemal Kılıçdaroğlu var. Şunu da vurgulamak istiyorum. Adı geçen partiler yalnızca birkaç milletvekiliyle temsil olmakla yetineceklerini mi zannediyorsunuz? Bunlar devlette kadrolaşacaklar. Tabii ki bunların da devlette kimi bakanlıklarda memuriyetler elde edeceklerini, belki orta düzey, belki üst düzey pozisyonlara geleceklerini tahmin etmek güç değil. Her şey kağıda yazılmaz. Her şey protokole yazılmaz. Yazılı olan şeyler vardır. Bir de yazılı olmayan anlaşmalar vardır. Dolayısıyla bir kadın söz gelimi şiddet ya da istismarla karşı karşıya kaldığında kendisini koruması gerekecek olan, kendisini korumakla görevli olan devlet görevlilerinin belki de Hüdaparlı ya da Yeniden Refah Partili ya da onlarla aynı kafa yapısına sahip AK Parti'ye yakın bir kimse olması ve de onların hakkını korumaması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu tehlikenin önünü kesmek için yapılacak tek bir şey var. 28 Mayıs'ta oyları Kemal Kılıçdaroğlu'na vermek. Bütün kadınlara sesleniyorum. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun. Ya bu tehlikeli görüşlerin, kadınlar için tehdit oluşturan görüşlerin devlette hakim olmasına yol açacaksınız. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek bunun önünü keseceksiniz. Karar ver Türkiye.